Hey, şu cızırtıları yok edemiyor muyuz ya? Çok sinirimi bozuyor birader. Dakika. Sanırım kayboluyorum ben. Tek bildiğim sarı saçlarım ve teninin rengi. Bir defa gördüm seni. Yanında durdum 35 dakika. Hatta güldün de hani. Güzeldi. Telefonumun not defterine adımı yazdım. Ayarlara girdim görmen için. Kocaman yaptım yazıları. 35 dakika öyle kaldı telefon elimde. Etrafıma baktım. Olayı anlama diye etrafıma. Ha, adımı görmen için ekranın ışığını arttırdım. Görmedin. Sallana sallana gittik, taş boldu yolda. Azıcık üstüne düştüm, utandım, kızardım. Vallahi çok utandım ya. Sonra dedim ki tanısam ne olacak? Olmayacak. Sonu yine olmayacak. Ve otobüsteki o salak karı cümleyi kurdu. Hatırlamıyorum ama bilmem ne durağıydı. Saçlarını arkaya attın, montunu giydin. Yüzüm düştü, içeyim dedim. İçeyim de öleyim şurada ya. Adını bile bilmiyorum. Ama öyle güldün ki sorma işte, öyle güldün ya. Sonra geçmen için koltuğumdan kıçımı kaldırdım. Geçtin. Sen kapıya doğru giderken ben de senin olduğun koltuğa geçtim. Cam kenarına kafamı cama dayadım. Baktım, dışarıyı izledim. Otobüs durdu. Sanırım indin. Ben bakamadım da. Sonra düşünmeye başladım. Kulaklarıma basınç doldu. Genzime bir damacana su boşaltıldı sanki. Düşündüm. Dışarı baktım. Yaşlı amcalara, akranlarıma, sokak köpeklerine. Sonra ineceğim durak geldi. Zor da olsa kalktım. Zor da olsa. Duracak düğmesine bastım ve ilk kez biri benim için durdu, biliyor musun? Duran otobüstü. Şoför beye iyi akşamlar, kolay gelsin abi diyerek indim. Elimde defterle indim. Sigara yaktım. Kulaklıkta çalan da ağıtımsı bir şarkıydı. Eve doğru yürümeye başladım. Kaldırımda takıldı ayağım. Yok, düşmedim. Yavaşladım biraz. Hava serindi. Kapşonu kafama çektim. Devam ettim yola. Neyse. Seni bir daha otobüste görmek nasip olur mu bilmem. Beraber bindiğimiz durağa her gün aynı saatte gelmek de var işin ucunda. Ama yapmam. Utanırım. Kötü sanarsın diye utanırım. Korkma. İyi ki değindin. İsmini bilmiyorum.